Masum Türker geldi, hoş geldi. Ee, şimdi şu konuşu. E, asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar var. Şimdi ekranda da yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Maliye Bakanı Nurettin Nebati hepsi, ya işte enflasyona ezdirmeyeceğiz, önemli bir artış yapacağız falan diyorlar. Bu tür açıklamalar yapıyorlar. En son bugün işte vedat bilginin yaptığı açıklamada ne diyordu ok okuyabilir miyim ha en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin işte şey olmasın kuşkusu olmasın diyor diyor bakan Bey Ben de soruyorum ya bu açıklamalara bakarak biz kaç liralık bir asgari ücret beklemeliyiz diyorum diye soruyor soruyorum baştan beri Size soralım yani bu açıklamalar size bize ne kadarlık bir asgari ücret bekliyorsunuz? Şimdi üç açıklamanın da nedeni aslında e, bu konuda muhalefetin önüne geçmek amacı taşıyor. Ve dikkat edin hepsi yuvarlak açıklamalar. Yani rakam vermiyorlar. Vermiyorlar ama, ama yapacağız be diyor. Beklenti oluşturuyorlar. Da, oluşturuyorlar ama vermiyorlar. Veremez ki. Karşı taraftan, yani şimdi biliyorsunuz bundan evvel yapılan birkaç değişiklik, değişiklik günü ya da bir gün önce Sayın Kılıçdaroğlu <laughs> videolarla ön aldı. Hatta e, bu konuda işte köstebek mi tartışmaları var, tartışmaları başlattı. Bu üç açıklamanın da amacı o. Ama bir kere önce yani ben nasıl? gelirken... Bir dakika bu açıklamalarla Köstebek arasında nasıl bir paralellik var? Köstebek artık birisinin şu kadar zam yapılacağını önünü kestiler. Yani hani erkenden öğreniliyor ya ne kadar yapılacağını önünü kestiler. Ama Kestirken. ne kadar yapacağını söylemiyor ki. Ama ben yapacağım diyor. Başkasının yapmasına mahal bırakmıyor. Yani bir kere bu siyaseten bu şekilde yapılıyor. Gelirken de ben hani olmadığım anı bu konuda CNN Türk Radyosu'ndan dinledim. Zafer Bey'in açıklamaları, değerli hocamın açıklamalarını, Sayın Bayraş'ın açıklamalarını. Şimdi bir kere önce şunu söyleyelim. Türkiye'de şu anda pahalılıktan kaynaklanan zor geçim imkanları var. Bu kimse de iş adamları adına konuşmasın. İş adamları bile asgari ücretinin yanında çalışanın yetinememesinin sıkıntısını yaşıyor. İki türlü çalışan var. Bir, hiç iş adamının iş yeri sahibinin birlikte olmadığı yani çalışıyorlar aşağıda başka yöneticiler var yönetiyor ve o kişiler daha çok bir eve birkaç kişi çalışarak gelir getiriyorlar. Onun için onların sıkıntılarını fazla görmüyorlar. İkinci işte çalışıyorlar. Ee, ama yani iş o, iş adamları bir sıkıntıya girer da, da, mi diyorsunuz Hayır sıkıntıyı yaşıyor Yaşıyor İş adamı yanında çalışanın geçinememesinin Hele yakınında çalışanların Sıkıntısını çok iyi yaşıyor Peki önce size bir şey soracağım Siz bakan olsaydınız kaç lira olmasını arzu ederdiniz Yani bugünkü koşullarda hocam. Şu anda zam yapılsa Hani 5500'den 7500-8000 bu ay itibariyle Aralık ayı için bir şey söyleyemem çünkü Aralık ayında ve Ocak ayında. Neden söyleyemiyorsunuz enflasyonun? Aralık ve Ocak ayında hükümeti büyük bir sürpriz bekliyor. Ne sürprizi? Onu söyleyeceğim. Ben hep söylüyorum. Türkiye ister bu hükümet olsun, ister başka hükümet olsun kuşatma altında. Ekonomide de kuşatma altında. Bunu kim ne derse desin nitekim bu kuşatmanın olduğunu nasıl yaşadık? Bir gecede ansızın dolar 9 liradan, 8,5-9 liradan yine burada tartışırken 18 liraya çıktı. 14 liraya düştüğü günde yine 18 liraya geleceğini ben söylemiştim bu programlarda. Ve nitekim geldi. Şu anda hükümet şöyle idare ediyor. Enflasyonun yani fiyat tartışlardaki baz etkisinin Aralık ayında ortadan kalkacağını düşünüyor. Aralık ayı itibariyle enflasyonla mukayese ederseniz o zaman 7500 lira bile yüksek gözükür. Enflasyonun üstünde gözükür. Tabii. Yani yani ona göre ücretin... ama 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 öyle olmayacak. Ama mı? öyle olmayacak. Şimdi zaman artık, çok yakın yalnız. E efendim. Aralığa bir şey e neden? kalmadı. Aralık yakın değil. İki ay var. Ama bunlar spekülasyona değil. girmez mi bu cümle? Efendim bakın. E ben e ülkesini seven bir tahrik yapmak istemeyen bir kişi olarak doların ne kadar olacağını söylemek istemiyorum. Bu baskı, bu risk açık. Ve hükümetin bu dış politikadaki <laughs> çırpınışları, çıkışlarıyla da bağlantılıdır. Yani şu anda Ege Denizi'nde olanlarla muhtemel bir nükleer denemesi, tatbikatı yapılması ile ilgili Bugün yapılıyor. vesaire. Ve, ve, bu bunlar hep birazdan konuşacağız. Tabii ya, terine. yapıldı ama bu neye işarettir? Bugün yapılan değil. Hazırız demek. Ma Masum Bey, bir dakika. Bunlar global bir değerlendirme yapmadan yani asgari ücret sizin açınızdan kaç lira olur? Bugün yapılırsa 1500. Aralık ayında yapılırsa 2 misli olması lazım. Nasıl ya? Yani ha sizin bine yakın ön olmasa. gördüğünüz şeyler tabii, olursa tabii. On bine olmazsa olmaz. ön gördüklerim. <laughs> e, olmazsa ön gördüklerim olmazsa zaten hükümet o zaman 7.500 800 bin, 8 8.000 bin civarında açıkladığı zaman enflasyonu karşıladım diyecek. Karşıladım diyecek. Diyecek yani. yani anladım. Sizin kaygılarınız var <laughs> diyorsunuz ki Aralık'ta e, ekonominin durumu pek parlak olmayacak o nedenle çok daha fazla... Parlak olmayacak demiyorum. Parlak olmama olasılığını gündeme getiriyorsunuz. Gündeme getiriyorsunuz, tamam. Yani eğer diyorsunuz öyle bir durum olursa 8000-8500 de yetmez diyorsunuz. Yetmez. Ama yetmez. Eğer öyle bir durum olmazsa yeter diyorsunuz. Yetmez. Neden yetmez? Şu tamam an, onu ayrıntılaya getirin. Hayır girelim. hayır şu anda bile bir e, burger alsanız herhangi bir markanın burgeri en azı 75-80 lira. Bir tost 25-30 lira yani en basit şeyde üniversitedeki tost bile antin, hani öğrencilere ucuz olan. Yani bu pahalılığın olduğu bir yerde asgari ücret artık kalıcı ücret gibi olmaya başladı. Ve insanlar arasındaki ilişkilerde insanlar ne kadar para kazandıklarını söylemeye başladı. Şimdi burada ne kadar olacağının da işareti bugün bütçe verildi biliyorsunuz 4 trilyon e oradan da. çıkıyor mu bir rakam e oradan hükümetten şeyden meclisten geçince yapılacak olan subvansiyon miktarı bilgi verecek hangi ha. subvansiyon miktarı oraya bakar elektrik, anlarız elektrik şey, e, şey e, sigorta sosyal sigorta primiyle vergilerin priminden karşılanacak kısmı yani e, anladım Or oraya bakarak gibi, gibi. O da bir bilgi verecek. Bir şey soracağım. İpek Hanım dedi ki asgari ücrette bir artış sağlandığı zaman diğer ücretlilerin de e, alacakları maaşlarda artış sağlanması gerekir dedi. Ben de bildiğim kadarıyla bunun otomatik olarak gerçekleştiğine dair bir Kanaatim var, bilmiyorum detayı. Siz bu işin uzmanısınız. Şimdi, otomatik artar mı? Şimdi otomatik. Yoksa artmaz. Artırılması, mı artırılması mı gerekir? Artırılması gerekir. Ya yani İpek, İpek Hanım Hanımın aklı. söylediği artırılması gerekir. Bu konuda artırma aynı oranda olmaz. Yani. Ama oluyor benim bildiğim. Yo aynı fiyatda aynı oranda aynı değil. Aynı oranda olmasa da bir şey ele yani oluyor. Ele alınıyor Tabii. yani. Yani ele alınır. İş adamları bile şu anda şöyle söyleyeyim. <laughs> Örneğin. Bir firmada, bir büroda çalışan bir kişi diyelim ki 5 bin lira maaş alıyordu. Siz asgari ücreti 5 bin 500'e çıkarttınız ve tecrübesiz bir kişiyi iki defa alınca bu parayı vereceksiniz. Tecrübeli 3-4 yıl tecrübesi olan bu kişiye 5 bin lira vermeye devam ederseniz... Hayır o zaten yapamaz. E, yapamaz işte çalıştıramazsın. O çalışmaz. Hayır ben 9 bin lira alan adam asgari ücrette bir artış olduğunda... Onun maaşına ne kadar zam? Asgari ücrete en az asgari ücrete yapılan zam kadar yapılması gerekir en az. Yapılır mı? Yapılır. Yapılmak zorunda. Ya gerekir ayrı bir şey. Otomatik olarak yapılır mı? Zorunluluk var mıdır? Zor, yasal zorunluluk yok. Bunu soruyorum. Hayır hayır hiç yok. Ama insanlar kendileri yapmazlarsa o yetişmiş personelini kaybeder. Kaybeder. Peki me memur maaşı, emekli maaşı, asgari ücret onları etkiler mi? Asgari ücretteki artış? Asgari ücret artışı zaten şu anda onu söylüyorum aralıkta belli olacak. Memur kat sayısı yani memur maaşlarındaki artış oranı asgari ücrette ve ücretlerde yapılacak artışlar hakkında bize bilgi verecek. Yani orada otomatik olarak yansıyan bir şey var mıdır? O bir hükümet kararı. Gösterge aldığı için hükümet onu var. Ha onu gösterge alarak. Ha, alarak. Yapar. E tabii mesela şi, memurlar. Bu bir zorunluluk da, mudur? E ama hük hükümet idare etmede mecbursunuz. Yani başka e, yapacak bir şey Gelir için. dağılımındaki adaleti sağlayabilmek için devlette verdiğiniz zamların benzerini iş hayatındakine de vermek zorunda. O zaman şunu diyebilir miyiz masum beyefendi? Mi Asgari dağılıyor? ücrette yapılacak bir artış aslında çalışma hayatındaki bütün ücretleri Öyle ya da böyle etkileyecek. etkileyecek. Bunu söyleyebiliriz. Bu, tabii bunun için hükümet devlet memurlarındaki maaş artışını Aralık ayında Plan Bütçe Komisyonu'nda son şeklini verirken toplu sözleşme görüşmeleri de yapıyorlar ya şeylerle beraber e, kamuda çalışan sendikalarla aslında onları yapan aynı kişi. Çalışma Bakanı. Çalışma Bakanı... Asgari ücrette düşündükleri rakama yakın bir konuda oluşmasını ister ki İsterse, ikinci kere zam olmasın. Olmaz. Mesela şimdi Temmuz ayında ne yapıldı hatırlayın. Asgari ücret zamı yapılırken akabinde gelen Memur devlet zam. memurları zamları asgari ücreti baz alarak biraz daha fazla oldu. Ona Doğru. göre artırıldı. Devlet memurlarında şöyle. Bu böyle olur diyorsunuz. Böyle olur ama özel hayatta Mesela şu farklılık yok. var. Devlet zamları yaparken maaşlara, bütün maaşlara ama fiyat artışlarını dikkate alarak yapıyor. Enflasyon Ve tabii yani enflasyondaki artışları dikkate alarak yapıyor. Ona göre e Peki, hanım, yüksek anım, ücretlere de Siz bir de şey diyor. söylüyordunuz Masum Bey konuşurken araya girip neydi söyleyeceğiniz? Toplu sözleşmelerle dedim. Toplu ha, sözleşmelerle. Toplu sözleşmelerle bu artış. Evet. Zafer Şahin'in bir itirazı var galiba. Onu dinleyelim. Ya şöyle, toplu sözleşme geçen yıl yapılmıştı. O iki yıllık oluyor biliyorsunuz. Yani toplu sözleşme bu yıl memur maaşları Ocak'ta yüzde sekiz artacak e toplu sözleşmeye göre. Enflasyon farkı yansıtılacak. Onu söylemiştim. İşte enflasyon yani zam farklı. belli, bugün verilecek zam belli ama üstüne enflasyon farkı yansıtılacak. İşte enflasyon farkı şu andaki rakamlara göre yüzde seksen üç Aralık ayında beklenen... Ya bir de Ahmet bas, Bey aslında bas. bununla paralel Sayın Bakan'a bir soru sormak istiyorum. Ee, bence hani konumuzla alakalı değil gibi ama alakalı. Ya bugün Borsa İstanbul %6.8 değer kazanmış. Tarihin en yüksek kapanış rekoru. Ya acaba hakikaten merak ettiğim için soruyorum. İşler bu kadar kötü giderken Borsa'daki bu %6.8'lik artışı nasıl yorumlamalıyız? Az artmış. <laughs> Niye azaltını söyleyeyim size O şirketlerin Bu enflasyonla Ve dolar cinsinden ya Bugün bankaların arttı. bilançosu açıklandı ondan evet, oldu. Hayır azaltmış işte onu diyorum Yani hem bilançoları açıklandı Hem de normal gözükmeyen Bu alışverişlerde dikkate alınmayan Şirketlerin değeri de arttı Peki Masum Bey bir dakika Hakan Bayrakçı Batmamız kaçınılmaz diyorsunuz Sayın Bakan ha Yine batarız o zaman e